Yazdan. Abdullah biraz çekin gel. Bizde. Bali, Gaziantep'liyim. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. İlk hat derslerimi Konya'da Fevzi Günüç hocamdan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Fevzi Günüç hocamdan aldım. 3 yıl önce rahmetli oldu Fevzi Günüç hocam. Daha sonra İstanbul'da Hattat Kamil Nazik hocamdan icazet çalıştım. Muhyiddin Necip hocamdan icazet çalıştım. Şu anda 2 tane icazetim var. Sülüs, Nesih ve Talik yazılarında icazetli olarak çalışıyorum. Gaziantep'te icazetli olarak tek Hattat'ta, yani çok az olan Hattat gruplarının içerisindeyiz. Birkaç kişiyiz. Gümrük Hanı'nda şu anda Şahinbey Belediyesi'nin Yaşayan El Sanatları Müzesi'nde Hattat bölümüne aynı zamanda devam ediyorum. İmam Hatip Lisesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde hat derslerini veriyorum. Hat sanatını öğretmek için hem kurslarda hem öğrencilerimizde hem değişik tarzda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hat sanatı Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı olarak başlatılmış. Biliyorsunuz İslamiyet'te heykeltıraşlık ve resim gibi güzel sanatlar yasak edildiğinden dolayı insanın içerisindeki bu güzel sanat duygusunu tatmin etmek için hat sanatına yönelilmiş. Arap yazısına en güzel şekilde, Kur'an yazısına en güzel şekilde nasıl yazarız diye uğraşmışlar. Hani Kur'an-ı Kerim'i biz daha önce mahreciyle, tecvidiyle en güzel şekilde okuyalım diye çalışan alimlerimiz daha sonra da yazı sanatında da en güzel şekilde yazalım demişler. Yani biz Kur'an-ı Kerim yazıyoruz diye, en güzel şekilde yazalım diye başlanmış bu sanata. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in yazma sanatı ilerlemiş, güzel sanatlarda ilerletilmiş. İlk etapta Kur'an-ı Kerim küfi yazıyla yazılırken daha sonra küfi yazı neskedilmiş, kaldırılmış. Nesih yazı dediğimiz bir yazı türü ortaya çıkarılmış. Ölçülerini Türkler, Osmanlılar ve Selçukluların son dönemi itibariyle Türkler koymuşlar. Bütün dünyaya da öğretmişler hat sanatını. Nesih yazıyla Kur'an-ı Kerim yazmışız. Daha sonra sülüs yazı dediğimiz bir yazı çeşidiyle de camilerde ve levhalarda, tablolarda, çeşitli şekillerde, işte saraylarda süsleme sanatı olarak yazı sanatını kullanmışız. Divani yazıyı Osmanlılar uluslararası yazışmalarda, resmi yazışmalarda kullanmışlar. Rika yazısını el yazısı, hızlı el yazısı olarak kullanmışlar. Bir de İran yazısı, Talik yazımız var. O yazıyı da İranlardan almış, yine Mustafa Rakım Efendi döneminde hem ölçülerini, kurallarını koymuş, hem İranlara hem bütün dünyaya öğreten Türkler olmuştur. Yani hat yazısını yazarken aynı zamanda bizim ilk hattatımız Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ali Efendimiz ilk vahiy katibidir. Hatta cennet tadı vardır. Hazreti Ali Efendimiz'in o dönemden hatta hat konusundaki sözleri bize naklen geliyor. Yani hat yazısı bir süre sonra insanı stresten uzaklaştırıyor, sinirden uzaklaştırıyor. Adeta cennet tadı veriyor böyle insana. Yazmadan, yazı yazmadan böyle bırakamıyorsunuz, boş vakit geçiremiyorsunuz. Hiçbir zaman hat sanatına başlayan zaten kolay kolay bu sanatı bırakmıyor. Aynı zamanda bir ibadet, aynı zamanda böyle bir dinlendirici bir sanat, İslam'a uygun olan bir sanat, Kur'an'a uygun olan bir sanat ve Kur'an harfleriyle devamlı ilgileniyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler dahi hat yazabiliyor. Benim birçok öğrencim Kur'an-ı Kerim okumasını bilmediği halde harfleri yazmakla başlamış, daha sonra da harfleri yazarken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini daha nasıl güzel yazarız, daha ne kadar güzel yazabiliriz, yazdırabiliriz, insanlara gösterebiliriz diye uğraşıyoruz. O yüzden çok mükemmel bir sanat icra ediyoruz ve 1000 yıllık bir geleneği devam ettiriyoruz.
Hat sanatında kullandığımız malzemeler yine bin yıllık bir gelenekten gelen malzemeler. Kamış kalem, bambu kamışı veya java kamışı kullanıyoruz. Aharlı kağıt dediğimiz bir kağıt türü kullanıyoruz. O kağıdı da normal kağıdı 6 defa yumurta akıyla aharlıyoruz. Yani cilalıyoruz. 6 ay bekledikten sonra kağıtlarımıza yazı yazıyoruz. İşte çevremizde gördüğünüz levhalardaki kağıtlar aharlı kağıt dediğimiz türden. İs mürekkeplere de kandillerde yanan isi topluyoruz. O ise 1 milyon defa La İlahe İllallah zikriyle tokmak vuruyoruz. Havanda eziyoruz. İçine zemzem suyu katarak mürekkep yapıyoruz. Bunun özelliği kağıdımız 100 yıl çürümüyor. Mürekkebimiz de 100 yıl rengi solmuyor. Böyle bir 1000 yıllık geleneği devam ettiriyoruz aynı şekilde. Bu arada tabii öğrenci yetiştiriyoruz. Çünkü Antep gibi bir şehirde bir iki tane hattatın olması çok az. Yani 2 milyonluk bir şehirde, 2 milyona yaklaşan bir nüfusta. Öğrencilerimiz hem İlahiyat Fakültesi'nde hem Hasan Kalyoncu'da hem de halk eğitime bağlı olarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Halkımızın çok talebi var, bilmiyorlar. Çok insan bilmiyor. Yani İslam Türk sanatının zirvesinde hat sanatı olduğunu bilmiyor. Buraya gelen, Gümrük Hanı'na gelen ziyaretçilerimizin çoklarını anlatıyoruz. Biz diyorlar ilk defa böyle bir şey duyduk. Oysa bir atasözü vardır herkesin genelde bildiği. Kur'an-ı Kerim Hicaz'a indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı denir. Bu atasözünü az çok duymuşlar birçok insan, kulak aşinalığı var. Yani hat konusunda, yazma konusunda, Kur'an-ı Kerim yazma konusunda İstanbul merkez olmuştur. Yani bin yıllık bir merkezdir. 500 yıl boyunca biz bunun dünyaya öğretmişiz, hat sanatının üstadı olmuşuz, hocası olmuşuz. Hala şu anda dünyadaki bütün hattatların bir önceki hocaları, hattat hocaları Osmanlı hattatlardır. Yani bu sanatta Türkler almış 400 yıl, 500 yıl boyunca ölçüleri, kuralları koymuş ve götürmüş. Hatta Osmanlı padişahlarının 10-12 tane, 13 tanesi hattattır. Özel devlet desteği verilmiştir hattatlara, saray desteği verilmiştir. Bu sanat en zirveye çıkarılmıştır, bu şekilde zirveye çıkarılmıştır. Halkımızdan aşırı rağbet var, Allah razı olsun. Böyle bol bol kurs almak, öğrenmek isteyenler var. Fakat her sanatında bir özelliği var. Bizim sanatımızdaki en büyük özellik de başlarken sabır gerekiyor. Yani bol bol sabır gerekiyor. O harf karakterlerini en güzel şekilde yazmak, elimizi alıştırmak. Yani bir de mantıken biliyoruz, beyin olarak biliyoruz da el sanatı olduğu için elimizi o harflere alıştırmamız gerekiyor. Elimizi alıştıktan sonra biz 6 aylık kurslar şeklinde devam ediyoruz halk eğitimde. 6 ay sonra çok rahatlıkla bir şeyler yazabiliyorlar. Kendi evlerine bir besmele yazıp, bir ayet yazıp veyahut da güzel bir yazı yazıp, bir tevhid kelimesi yazıp güzel bir şekilde aktarabiliyorlar. Hatta çevresindeki insanlara hediyeler götürebiliyorlar. Çok güzel bir sanat. Yani bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz, öğrenmelerini istiyoruz. Bu vaktimizi, hani şu hızlı asırda böyle sabrı öğreten bir sanatla uğraşmak gerekiyor. İnsanın ruhunu dinlendirmesi gerekiyor. Hani böyle anlatırlar, Kızılderililer böyle çok hızlı giderlermiş, bir ara oturur dinlenirlermiş, ruhumuzu bekliyoruz derlermiş. Yani bu böyle yüzyıllar öncesinden gelen bir Kızılderili şey olarak, yani insanın biraz da ruhunun dinlenmesi gerekiyor, stresini atması gerekiyor. Böyle bir hızlı asırda, internet asrında işte haberlere yetişemiyoruz, olaylara yetişemiyoruz, internete yetişemiyoruz, şuna yetişemiyoruz, buna yetişemiyoruz. Ama bu arada da bir ruhumuzun, kalbimizin dinlenmesi gerekiyor insan olarak. Hat sanatı bunu sağlıyor inşallah. Ben Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Birinci sınıfa gidiyordum. Hafta içi okula, hafta sonunda hat kursuna gidiyordum. Çok güzel bir sanat. Gerçekten herkesin böyle ilgisini çeken bir sanat. Yani çok bilmiyoruz. Hani çok güzel bir sanat. Herkesin öğrenmesini tavsiye ederiz. Şu an biz harf harf ilerlediğimiz için hani her harfin kendine özgü bir sanatı var gerçekten. Mesela ben çizim yaparken çoğu arkadaşım hani görüyor, çok beğeniyor, tavsiye ediyorum. Öyle yani hani herkesin beceremediği bir şey, becerebildiği bir şey. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim, birinci sınıf öğrencisiyim. Arapçadan ilgimiz olduğu için hatat sanatına geliyorum. Şimdi arkadaşlarım falan, öğretmenlerim de buraya geliyor onun için. Yani çok güzel bir sanat. Ben onları yazdıkça arkadaşlarım dikkatini çekiyor. Yani ben de geleyim falan. Öyle.